Abdülkadir Selvi, Gül adına temasları Babacan yürütmüş. Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanı adaylığı teklifini ilettiği görüşmede ikisi dışında biri daha vardı. Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'e ortak Cumhurbaşkanı adaylığını götürdüğünde ikisi dışında biri daha vardı. O da Ali Babacan. İki liderin ziyareti Gül'ün İstanbul Maslak'taki ofisinde gerçekleşti. Abdullah Gül'ün ortak cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara'da Amerikan Büyükelçiliğinin bulunduğu Nevzat Doğan Caddesi'nde eski bir milletvekilinin ofisinde yürütülen temaslara ise Gül'ü temsilen Ali Babacan katılmıştı. Ali Babacan kendi deyimiyle tam da bu işin göbeğinde yer almıştı. Hatta Abdullah Gül'den sonraki birinci kişiydi. Ali Babacan bu temasları yürütürken AK Parti Ankara Milletvekili sıfatını taşıyordu. Babacan 2018 seçimlerinden 13 ay sonra 8 Temmuz 2019 tarihinde AK Parti'den istifa etti. Siyasi ikiyüzlülük örneği. Bir yandan Erdoğan'a tasfiye planının başında yer alıyor. Erdoğan'a karşı muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesini yönetiyor. Diğer yandan da Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı gösteren teklifin altına imza atıyordu. Bu kadarına pes. Bunun tek bir adı var. O da siyasi ikiyüzlülük. Bu gerçeğin kendi ağzından itiraf edilmesi üzerine Ali Babacan'ın imajı sarsıldı. Siyasi etik sözünü ağzından düşürmeyen Babacan'ın siyasi ahlaksızlık yaptığı ortaya çıktı. İnandırıcılığı darbe etti. AK Parti'ye zarar vermesi için Ali Babacan'ı siyasetin yeni yıldızı ilan eden Kılıçdaroğlu'nun yıldızının makyajı döküldü. Gerçek yüzü ortaya çıktı. Babacan'ın yanıtı ne oldu? AK Parti milletvekiliyken AK Parti'ye kurulmak istenen Kumpas'ın tam göbeğinde yer aldığını katıldığı bir TV programında kendisi itiraf eden Ali Babacan, bu konunun tartışılacağını hatta eleştirilerin odağında yer alacağını düşünmeliydi. Belli ki hesap etmemiş çünkü gelen eleştirilere Sayın Erdoğan'ın trolleri yine harekete geçti diye karşılık verdi. Trollemiş. Bir yanda Erdoğan'ı tasfiye projesinin başında yer alacaksınız diğer yandansa aynı tarihlerde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına imza vereceksiniz. Sonra bu ortaya çıkınca sizi eleştirenleri trollükle suçluyorsunuz. Sayın Babacan, siz AK Parti milletvekili sıfatıyla o sırada herkesi trollemişsiniz. Erdoğan-Babacan görüşmesi AK Parti milletvekili olarak Erdoğan'ı tasfiye etme hedefleyen operasyonun başında yer alan Ali Babacan, AK Parti'den istifa etmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Erdoğan o görüşmede Babacan'a ümmeti parçalıyorsunuz demişti. Sonları üsran olacak. Erdoğan isim vermeden Babacan ve Davutoğlu partilerine ilişkin de değerlendirme yapmış. Bizim bir davamız var. Biz siyaseti bunun için yapıyoruz. Bunlar ümmeti parçalamak istiyorlar. Geçmişte de bizden ayrılanlar oldu. Hatta içlerinde grup kuranlar bile oldu ama sonları ne oldu? Sonlara üsran oldu. Bunların da sonu üsran olacak demişti. Erdoğan'la aynı kanattayım. Kitle partilerinden ayrılıp yaşayan olmadı. Sonları üzülen olacak ama bu arada CHP'ye ve HDP'ye de payanda olacaklar. Bu partilerin Ayasofya'yı açan Erdoğan'ı tasfiye planlarına alet olacaklar. Muhalefetin 2023 planı. Geçmişte kim hangi rolü oynadı sorununu elbette tartışacağız. Siyasette ahlak abidesi olarak kendini pazarlayanların ne tür oyunlar oynadıklarını ortaya çıkaracağız ama asıl geleceğe bakmamız gerekiyor. 2023 seçimlerinde muhalefetin stratejisi nasıl olacak? 2023 seçimlerine ilişkin Cumhur İttifakı'nın planı belli. Erdoğan'ı ortak cumhurbaşkanı adayı gösterecekler. Millet İttifakı genişleyecek mi? Ancak Millet İttifakı'nın ne yapacağı belli değil. Birincisi Millet İttifakı CHP, İyi Parti, SP olarak devam edecek mi? İkincisi Akşener'in dediği gibi Deva ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'nda yer alacak mı? Üçüncüsü, Saadet Partisi Millet İttifakı'ndan kopacak mı? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim? Daha da önemlisi, Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi? Ortak aday çıkarırsa, bu aday kim olacak? 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak aday olmasını engelleyen, muhalefet partilerinin ayrı ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkarmasının önünü açan Meral Akşener bu kez ortak aday projesini engellemeyeceği yönünde mesajlar veriyor. Kılıçdaroğlu ise tam aksine Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde açıklamalar yapıyor. 2023'e İstanbul modeli. Birincisi Millet İttifakı 2023 seçimlerine Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazandığı İstanbul modeliyle hazırlanıyor. İkincisi seçimde ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya bu kez yakınlar. Üçüncüsü Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta olmak üzere Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'de bir kaos yaşanmasının önünü kesmek için aday olabileceği mesajını veriyor. Dördüncüsü, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri öne çıkıyor. Beşincisi, Abdullah Gül ve Ali Babacan ise denklemin uzağına düştüler. Altıncısı, Akşener'in aday olmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığı konusundaki tavrı belirleyici olacak. Altın hisse Akşener'in elinde. Yedincisi, Meral Akşener'in son anda kazanma şansına bakarak İmamoğlu veya Yavaş'ı desteklemesi bekleniyor. Ama Akşener ihtimali son ana kadar masada olacak. Sekizincisi tabi bir de sürpriz aday konusu var. Ben Mescid-i Aksa diyorum. Onlar ama Erdoğan diyor. İşgalci İsrail, Ramazan ayında Filistin'de kadın, çocuk demeden masum sivillerin kanını dökmeye devam ediyor. İsrail'in zulmü arttıkça Filistinlilerin direnişi de bürüyor. Filistinli çocuklar, İsrail'in savaş uçaklarından atılan bombalarla can verirken medeni dünya sessizliğini sürdürüyor. Filistin'in tek sahibi yine Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail vahşetinin durdurulması için çırpınıyor. İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camiayı harekete geçirmeye çalışıyor. Ben de tepkimi sosyal medyadan ya da gazetedeki köşemden duyurmaya çalışıyorum. Ben Mescid-i Aksa ya yanıyor diyorum. İsrail'in savaş uçaklarından atılan bombalarla çocukları, kadınların öldürülmesine tepki gösteriyorum. O kafa ama Erdoğan düşmanlığıyla zehirlenmiş bir kafa yapısı var. Ben Mescid-i Aksa'ya baskın diyorum onlar ama Erdoğan diyor. Ben Filistinli çocuklar öldürülüyor diyorum. Onlar ama Erdoğan diyor. Ben bu vahşeti durdurun diyorum. Onlar ama Erdoğan diyor. İşgalci İsrail'e tek bir laf etmiyorlar. Savaş uçaklarından atılan bombalarla çocukların katledilmesine ses çıkarmıyorlar. Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına öldürülen Filistinlilere bir şey demiyorlar. İyi ki Erdoğan var. Erdoğan düşmanlığı yapıyor, başka bir şey yapmıyorlar. Bu kafanın ne insanlığa bir yararı var... Ne de muhalefete. Erdoğan olmasa Filistin'deki zulmü dünyaya duyuran kimse yok. İyi ki Erdoğan var. İyi ki Türkiye var.